yılında üniversitemizin 20. kuruluş yıl dönümünü kutluyor olacağız. Bu sevincimiz ancak öğrencilerimizle birlikte olamamanın burukluğu içinde ve bu burukluğu bütün yıl umarım taşıyor olmayız. Geçen dönem sonunda üniversitemizde YÖK talimatları, YÖK prensipleri doğrultusunda uzaktan eğitim modeli oluşturduk. Ancak bu uzaktan eğitim modeli bir hibrit modeldi. %40 uzaktan eğitim yoluyla derslerin verilmesi, diğer derslerin yüz yüze ya da daha farklı yöntemlerle verilmesini öngörüyordu. Daha sonraki gelişmeler bizim çoğunlukla derslerimizin uzaktan eğitim yoluyla verilmesini gerektirdi. Ancak bu durumda yaptığımız planları tümüyle bozmak istemedik. Derslerimizin saatlerini ve grupların niteliklerini, sayılarını eski biçimde tuttuk. Bazı bölümlerde ise uygulama ağırlıklı olan derslerde yüz yüze eğitim kaçınılmazdı. Örneğin tıp fakültesi 4. sınıf öğrencileri bu sene klinik uygulamalara başlıyorlar. Bu klinik uygulamalarda öğrencilerimizin Medical Park Hastanesi ile, ki bu sene afiliasyon yaptığımız hastanedir, orada başlayacakları uygulama derslerini Ekim başı itibariyle başlatmış olduk. Yine benzer biçimde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda bazı derslerin haftanın belirli günlerinde belirli merkezlerde yüz yüze uygulamalı biçimde yapılması gerekiyordu. Onları planladık. Hemşirelik öğrencileri bu sene son sınıf okuyanları uygulamalı ders yapmaları ve intern statüsünde çalışmaları gerekiyordu. Onları da yine Medical Park bünyesinde uygulamaları yapıyor olacağız. Diğer uygulama yapacağımız bölümlerden birisi de mutfak sanatları. Mutfak sanatları şöyle bir hibrit yöntem öngördü. İlk 6 hafta derslerin teorik kısımları işlenecek. Daha sonraki 8 haftada ise dersler uygulamalı olarak üniversitede yapılacak. Ancak buna karşı şimdiden tedbirlerimizi aldık. Öğrencilerimizin sosyal mesafeyi sağlayacak biçimde ve fiziki temaslarını engelleyecek biçimde separatörler tasarladık. Bu separatörlerin bir kısmı sabit ve bir kısmı da hareketli olarak tasarlandı. Mühendislik uygulamalarında uygun olan derslerde uzaktan deney yapma imkanına öğrencilerimiz kavuşacaklar. Bilgisayarları ile üniversitedeki laboratuvara bağlanıp oradaki onlar için daha önce kurulmuş olan deney setlerinden bazı deneyleri gerçekleştiriyor olacaklar. Bu da belki bir nevi senkron ve hibrit olarak adlandıracağımız bir çalışma olacak. Bazı derslerde öğrencilerimizin talepleri ve öğretim üyelerinin planlamasıyla örneğin mimari stüdyolarında mimari tasarımların gözden geçirilmesi mümkün olabilecek. Yalnız bu konuda öğrencilerin öğretim üyelerine talepte bulunması, öğretim üyelerinin o günleri bize bildirmeleri ve okulda önlemleri almamız gerekiyor. Buna uygun düzenlemeleri yapabilecek durumdayız. İzmir Ekonomi Üniversitesi. Bilimle anla, bilgiyle yönet.